Yine başka bir arkadaşımızın başka bir sorumuza, başka bir videomuza sormuş olduğu başka bir soruya gelelim. Aa, bu arkadaş şey, ezoterizm, yok işte neydi o, Nakman'ın neydi ya, Nakman'ın şeyleri miydi ya, yazıtları mıydı, neydi ya, bir şeydi bu, neydi ya, Nakmar yazıtları mı ne, bir şey falan filan, hani bunlara takmış bir arkadaşımız bu. Bu arkadaşımız demiş ki, ezoterizme ne zaman giriyoruz? Gospel of Philip, God is a human eater, Kabil yılan soyundandır vesaire. Yani ezoterizmde bunlar geçiyormuş. Şimdi bu arkadaşımız maalesef bu ezoterizmle falan filan biraz kafayı bozmuş. Az sayıda insan maalesef bu ezoterizmle kafayı bozmuş durumda. Yani ben size ezoterizmin ne olduğunu anlatayım. Ezoterizm arkadaşlar gizlicilik, gizlilikçilik, hatta öyle de denebilir. Gizlilikçilik falan filan yani. Neyse artık işte yani. Yani her boku bilemezsin. Yani herkes her boku bilemez. Her bazı şeyleri ama çok önemli bunlar. Bunlar sırlar, evrenin sırları, Harry Potter'ın şeyi bunlar, tamam. Ha, bunları çok az insan bilebilir ama. Yani bizdeki versiyonu bunların batinilik. Yani ne? İçselcilik mi diyorlar? Ne diyorlarsa artık ya, tamam mı? Yani onlarda da aynı geyiktir, tamam mı? Ya yani batiniciler de aynıdır. İşte Kur'ancılar falan batinidir mesela aslında. Gerizekalılar çünkü. Niye? Yani sen bilemezsin abicim, o kim bilir? Bizim Caner Tastaman hocamız bilir. Ya mesela Kur'an'da işte diyor. Mesela bu helikopter demek yani. Niye? Nasıl oluyor? Ama işte yani biz baktık normalde. Bunun mesela şey işte dil bilimci, filozof bilmem ne şey yapmış. 55 tane anlam vermiş buna. Onun işte 34. anlamı var ya. O 34. anlam helikopter demek değil de aslında hani kanatlı kuş demek. O kanatlı kuş da aslında biz günümüzde düşse helikopter demek. Yani sonuç diye helikopter demek. Yani al işte sana batini yorum. Başka batini yorumlar da var. Batinilik genelde bizim Alevilerde kalır. Çünkü Aleviler de Müslümanların maalesef zeka seviyesi en düşük toplumudur. Yani maalesef yani bunu söylemek zorundayım. Çünkü Ali'nin Allah olduğuna inanırlar. Ali'ye ilahlık verirler. Hüseyin'in Allah olduğunu söylerler. Hüseyin'e ilahlık verirler. Ama benim mesela Alevi arkadaşım var. Hayır hayır, biz Hüseyin'e ilah demiyor. Hüseyin geleceği gördü demiyor musun oğlum? Hüseyin öleceğini biliyordu da o yüzden şehit olacağını bile bile gitti Kerbela'ya demiyor musun? Diyorsun değil mi? Yani bu adam geleceği biliyormuş, Kerbela'da öleceğini biliyormuş. Ha biliyormuş değil mi? Sen buna iddia ediyor musun? Evet. O ilah işte bu. Geleceği bilen adam ilahtır kardeş. Ali aslında şöyle yapacağını biliyormuş, böyle yapacağını, her boku biliyormuş. Ali ilah o zaman kardeş. Yani Ali'ye ilah diyorsun yani. Hayır ya, hayır öyle insan olmaz. Geleceği bilen insan, insan olamaz. Geleceği bilen insan ilahtır. Sen de Ali'ye ilah diyorsun. Oradan da işte batini yorum yapıyor. Niye? Çünkü Ali pısırığın, hatta yavşağın, hatta rüşvetçinin, hatta kendi kayınlarını, kendi işte kuzenlerini falan kayıran üçkağıtçının da biri ya. Ve tek bir derdi var, Muaviye'nin sarayına girmek, Muaviye'nin karılarını şey yapabilmek, başka bir derdi yok. Şimdi onu nasıl yapacaksın abi, nasıl biz onu adam gibi göstereceğiz? Ali'yi nasıl biz insan gibi göstereceğiz mesela? Ya terörist değildi ya, nasıl göstereceğiz? İşte abi mesela falan filan ayet var, tahrirun bilmem ne hele öyle demiş. İşte burada bak diyor ki Ali'nin soyundan gelenler çok temiz diyor. Ne bu? Batini yorum. Batini yorum. Yani diyor ki sen bilmezsin abicim onu. Kim bilir? Ya bizim Belazuri var. Belazuri bilir işte onu yani. Belazuri bilir. Belazuri nereden biliyor? Abi onlara malum oluyor. Ezoterizm bu arkadaşlar. Yani işte malum oluyor. Mesela işte Platon'a malum olmuş. Yani Platon nereden biliyor? Platon malum oluyor. İşte bu Gospel of Philip falan mesela. Böyle şeyleri çok uyduruyor bunlar. Ya Gospel of Philip varmış. Aslında bu gizli şeymiş. Bu saklanmış aslında. Bunu kimse... Abi Gospel of Philip'i 3. yüzyılda yazıyorlar. 3. yüzyıl. Yani neredeyse Hristiyanlık Roma'nın resmi dini olmak üzereyken Gospel of Philip çıkıyor piyasaya yani. Yoksa hani Gospel of Philip şehit falan değil yani, öyle bildiğin götten uydurma bir şey yani. Bir tane adam kendi kendine bir şeyler yazmış. Ne bileyim işte İsa aslında Magdalena'yı öptü de onlar aslında evlilikleri onların bir sevgiden çıktı da bilmem ne de falan filan. Ya bunlar saçma sapan, deli saçması şeyler ki bugün yani zaten millet gülüp geçiyor. Ya buna diyorlar ya yani bu kadar gerizekalı bir şey yok. Ne demek öpmek mi öpmek? Abicim İsa zamanında öpme mi var lan? Dudaklar öpme falan filan mı var yani? Ki yani bugün bir sürü şey var ya, bunun bir sürü
yorumu da var. Aslında sevgi duymaya falan filan o dönemlerde öyle şeyler söyleniyormuş ki bunların hepsi Nag Hammadi denen bir yazıtlar bütününden çıkıyor. Nag Hammadi denen bir yer var Mısır'da. Bunlar da yani Nag Hammadi yazıtları da genelde işte milattan sonra 3. yüzyıl, 4. yüzyıl, 5. yüzyıldaki bir takım yazıtları şey yapıyorlar ve bunlar tamamen zırva olduğu için ha saçma ya bunlar. Ya aptal aptal şeyler. Yok o onu öptü, ona yattı, o onu sevdi, o onu bilmem ne falan. Ya deli saçması ya. Sığırlar uydurmuşlar kendi kendilerine ve Mısır'daki Hristiyanlar uydurmuşlar muhtemelen ki onlar muhtemelen başka Hristiyanlardan duydukları şeyleri başka Hristiyanlardan duydukları şeylerle, başka Hristiyanlardan duydukları şeylerle karıştırmışlar. Böyle bir şey yazmışlar, kendi kıçlarından uydurmuşlar. Ama şimdi bu kıçtan uydurulma şeye nasıl anlam vereceksin? Ezoterizm. Yani gizlilikçilik. Yani şunu diyorsun. Arkadaşım sen anlayamazsın onu. Nag Hammadi sen anlayamazsın. Kim anlar abi? Ya bizim bir tane hocam var. O anlar. Ya bunların da böyle canlar taslaman bozması bir sürü sığır var. O sığırlardan çıkıyor işte onlar. Şimdi en son Hollandalı bir tane eleman var. Haykart mı ne bir tane bir herif. O şimdi. Ya o değil bu değil. O değil aslında orada onu demek istiyor. Bu değil bu da burada bunu demek istiyor. Nostradamus'un şeyleri var ya kehanetleri var ya. Hani hiçbir türlü adam yanlışlanamıyor yani. Neymiş? Beyaz gülden kırmızı gül çıkınca oradan da güneşler açacak. Yani yani işte mesela bak işte bizim bilmem ne Fransız Sosyalist Partisi'nin şeyi beyaz gülmüş. İşte bilmem kimin de şeyi kırmızı gülmüş. Bir tane kırmızı gül takmış. Onu yenmiş yani Macron... İşte Le Pen'i yenince orada da işte güneşte yukarıdan bak gördün mü Nostradamus bildi. Oğlum sen böyle bak bu şey fıkrası gibi. Bu ezoterizm arkadaşlar full ben size bir fıkra anlayayım. Las fıkrası gibi. Ezoterizmi tam tamamen bu Las fıkrasına benzetebiliriz. Hemen anlatayım istiyorsanız. Şimdi Temel demiş ki Dursun'a biz demiş hamsinin 10.000 çeşit yemeğini yaparız demiş. O da demiş ki oğlum 10.000 çeşit yemek mi olur lan hadi oradan demiş lan ne ya. Say oğlum madem demiş. Bir demiş hamsi hoşafı. O dur demiş dur demiş Temel. Sen demiş hoşafla başladıysa 10 bin değil 100 bine de çıkarsın demiş böyle. Ula hamsinin hoşafı mı olur? Eşek sıpası. Aa şimdi bu ezoterizm de bu arkadaşlar. Ezoterizmin o yüzden çok az sayıda takipçisi vardır. Ama bu az sayıdaki takipçi bizim düz dünyacılar gibilerdir. Yani çok azdırlar ama hani sığırlıkta hiç sınırları yoktur. Yani en sonuna kadar giderler yani. Dünyada düzdür. Ne bileyim dünya aslında öküzün boynundadır. Çünkü sen bilemezsin. O bilemez, ben bilemez. Kim bilir? Bu sığırların takip ettiği 3 tane adam bilir. Bunun şeyi var mı, ispatı var mı? Yok. Ezoterizm. O yüzden arkadaşlar sakın ha sakın içine düşmemeniz gereken bir bataktır. Gizlilikçilik, böyle kimsenin bilmediği şeyler, yok işte efendime söyleyeyim Harry Potter'ın asası gibi böyle bir yere bir dokunacaksın. 3 tane kelime söyleyeceksin. Bunların tabi biliyorsunuz ben daha evvel de anlatmıştım. Pisagorcularda da vardır bu. Pisagorculardan çıkar o 3 sayısı, 7 sayısı, işte kutsal. İşte 3 kere tekrar et. 8 kere bunu yap. Hep böyle bir tılsımlar, hep böyle bir şeyler. İşte bu büyücülük olarak gelmiştir mesela bize. Ne bileyim işte büyü yaparsın, üçgen muska falan filan, muskanın içine bir şeyler yazarlar ya falan mesela. Arapça. Ne yazıyorsun onun içine? O muska seni neyden koruyabilir? Mal mısın oğlum sen? Ama işte şimdi Harry Potter'a inanırken adam Harry Potter'ı seyrederken ya bu kadar saçma bir şey olur mu ya falan filan diyor. Oğlum sen muskanın seni koruyacağına inanıyorsan Harry Potter'ın 1000 katı daha büyük bir saçmalığa inanıyorsun. Farkında mısın sen? Muska ne lan? Büyü ne lan? Adam birisi böyle diyor falan diyor. Ben de burada hasta oluyorum öyle mi? Neymiş? İşte benim saçımı almışlar orada bağlamışlar üstüne işemişler. Ben de bilmem neredeki fahişeye aşık olmuşum. Ulan buna nasıl inanabiliyorsun oğlum sen? Sen buna nasıl inanabiliyorsun? Hayır ben o fahişeye aşık oldum çünkü ben sığırım. Bana ne büyü yapıldı ne bir bok oldu yani. Ve seni sevmiyorum ben bu kadar. Ama işte o onu sevsin, o onu sevmesin, iğne batıralım, oradan işte tılsımlı söz söyleyelim, Nag Hammadi okuyalım, işte Gospel of Philip'te de işte Marimak Deneney'i öptü demiş, işte oradan da Pisagor bilmem ne demiş. Bunların hepsi bir ama falan. E tabii işte hepsi bir abi. Çünkü hepsi aynı. Efendime söyleyeyim düşük zekanın ürünü. O yüzden sakın ha böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Gospel of Philip de 3. yüzyılda yazılmış. Hristiyan ilk dönemlerine falan ait olmayan. Yani Hristiyan ilk dönemleri çünkü 1. yüzyıl abi. Yani 3. yüzyıl değil yani 4. yüzyıl değil. 4. yüzyıl zaten bildiğin normal Hristiyanlık din olmuş artık yani. Şimdi orada yazılan bir şey nasıl Hristiyanlığın ilk dönemine ait olabilir? Abi bu kadar saçma bir şey olur mu ya? Ama oradan çıkartır. Ezoteristler çıkartır abi. Niye? Çünkü bizim batıni işte Aleviler, Şiiler kadar zeka geriliğine sahip adamlar. Öyle olunca da onlara bir şey diyecek bir şey yok yani. Ezoterizme diyecek bir şey yok.
Muhtemelen bu arkadaş benden böyle bir cevap beklemiyordu. Kusura bakma, özür dilerim ama yani bana arkadaş yine başka bir video kanalı sahibinin falan da videosunu tavsiye etmişti. Ya bilmem ne video varmış da onunla hammadi şeyleri yapıyormuş da. Sadece videoların hiçbirini seyretmedim tabii ki. Sadece videolarının başlıklarına baktım, sayfasını açtım. Şey diyor, CIA'in sizi diyor nasıl kontrol ettiğini anlamak için din... Abicim CIA seni kontrol falan etmiyor. Ha, o sığır kendi videolarını seyrettirmek için sana öyle bir şey verip böyle bir clickbait yapıyor da, ama CIA sana öyle bir şey yapmıyor. Hani orada affedersin şey yapılan biri varsa, kendisinden faydalanan biri varsa, CIA değil senden faydalanan, biz o videoyu yapan sığır senden faydalanıyor. Ama öyle adamları takip edebiliyorsanız abicim, gidin bir psikoloğa, psikiyatriste gidin yani. Diyecek bir şey yok. Yani öylelerine inanıp nasıl şey yapabiliyorsunuz bilmiyorum ben. Diyorum ki aynı arkadaş devam etmiş. Diyor ki bak, mesela al. Al bak, ben bu adamın nasıl diyebilirim? Bak şimdi ben size söyleyeyim bak. Michael Tellinger'in Slave Species of God adlı kitabında insan 250 ila 300 bin yıl önce insanüstü bir ırk tarafından o sıralarda yaşayan bir hominid türünün geniyle daha önceki dönemlerde yaşamış insanların gen havuzundan yararlanarak yaratıldı. Ve bu yaratımı yapanların kendini tanrı olarak yutturduğu ilan edilmekte. Aynısını şu an biz de yapabiliyoruz. Yani biz de tanrı mı olduk denilmekte. Bu konuda düşünce... Abi bak, ya böyle bir şey düşünün şimdi arkadaşlar bak. Şimdi 30 IQ'lu değil de 80 IQ'luyum. Ben 80 IQ'luyum. 80 IQ'lu olarak, yani ben 100 IQ'lu de değilim ya, 80. Ya normalin altındayım ben yani. Normalin altında IQ'lu olarak bir düşünelim. Şimdi diyor ki 250 bin yıl evvel insanüstü bir ırk tarafından diyor. Tamam mı? Şimdi ben mesela insanız ya biz. Biz de gidiyoruz değil mi başka galaksiler, başka gezegenler falan filan. Şimdi Venüs'te mesela diyelim ki biz böyle bir yaratık bulduk, ya da Mars'ta, tamam mı? Yok öyle bir şey de. Diyelim ki bulduk. Peki biz şunu mu yaparız? O adamla insan arasında bir efendime söyleyeyim ırk türetip ondan sonra da oradan siktirip gider miyiz? Ya düşün yani. Ben bir gezegen bulmuşum, insanın yaşayabileceği bir gezegen bulmuşum. Yani ben şunu mu yaparım? Orada benle kendim aramda bir şey oluşturup ondan sonra 250 bin yıl evvel ama. Sonra da 250 bin yıl boyunca siktirip gider miyim oradan? Ya bunu yapar mıyım ben yani? Veyahut da bunu yaptığım zaman bunun mantıklı açıklaması ne olabilir? Ya ben orada öyle bir ırk oluşturdum. Sonra siktirdim gittim. O ırk da 250 bin yıldır yaşıyor böyle. Son 10 bin yılda falan da teknolojiyi buldu yani. Yani bunu ben nasıl mantığa oturtabilirsin abi? Ya ben burada böyle bir şey niye yapayım abi? Ben oraya gittim. Abi orada bir şey oluşturdum. Orada bir medeniyet kurdum ben. Niye siktir oldum gittim abi ben? Ya bunu niye yapıyorum ben? Veyahut da siktir olup gidecektim ben oradan. Niye ben orada öyle bir ırk oluşturdum abi? Ya ben o çabaya niye girdim? Abi kıçımızı yırtıyoruz şimdi biz ayda bir koloni kuracağız diye, değil mi? Abi kıçımızı yırtıyoruz. Trilyon dolarlardan bahsediyoruz. Trilyon dolarlardan. Mars'a gidemiyoruz zaten. Mars tamamen yalan. O Mars'a gidemeyecek. İnsan muhtemelen çok zor yani, hani belki 100 yıl sonra falan yani Mars'a gidebilmemiz. Ama yani ben onu yaptım. Yüzlerce yıl uğraştım bilmem ne. Sonra orada bir hominid türü oluşturuyor. Bak. Hominid türü oluşturuyor. Sonra da siktirip gidiyorum ya. Kendi haline bırakıyorum, siktirip gidiyor. Ya bu kadar salakça bir şey olabilir mi ya? Ya bu yani abi bak, 80 IQ ile yapamam ben bunu. 30 IQ ile olmasam ben böyle bir şey inanamam ya. Siz bunu abi söyleyin bu Michael Tellinger'a ya. Değil mi o adama abi, niye gitmiş ya? Ya gelmişler 250 bin yıl evvel insan icat etmiş. Sonra niye gitmiş abi? Niye gitmiş ya? Niye gidiyorsun abi? Madem oluşturdun insanı, sahip çık lan medeniyetin. Niye gidiyorsun abi? Nereye gittin? Niye gittin sen? Oluşturdun ya bizi. Niye oluşturdun abi o zaman bizi? Niye gidecektin? Niye geldin o zaman? Abi o zaman sen buraya. Nedir abi bunun mevzusu, ne burada? Yani böyle bir salakça bir şey olabilir mi? Bu kadar yatırım harcanır mı yani? Ya işte harcanır yani, niye? Yani işte böyle. Ya buna inanıyor işte adam yani. Şimdi buna inanan adam ezoterizme inanır. Batınilliğe de inanır. İnanırsın abi. Düz dünyaya da inanırsın sen. Antarktika'nın üzerinde kimse uçamıyor zaten. Tabii. Selamünaleyküm. Tabii. Kesin. Kesin abi. Lan niye uçayım oğlum Antarktika'nın üzerinden desen. Aa işte gördün mü bak, orada duvar var falan. Tabii. Ezoterizm abi. Tabii. Sadece Michael Tellinger'ın bildiği bir şey bu. Çünkü biz bilemeyiz yani. Ya mümkün değil yani. Öyle hominid türü oluşturulmuşlar bilmiyorum. Ya abicim işte. Ha neyse. Dediğim gibi inşallah bu yeteri kadar cevap olmuştur. Ama
Yani arkadaşım biliyorum üzülecek ve ben böyle bir şey dedim diye çok da kalbi kırılacak. Ama kusura bakma kardeşim. Yani bundan dolayı kalbin kırılsın da bir daha böyle şeylerle uğraşma. O yüzden söylüyorum ben sana. Çünkü bak böyle şeyler senin IQ seviyeni düşürüyor. Böyle bir şey yok. Olağanüstülük yok kardeşim. Her şey olağan akışıyla gidiyor. Evet biz evrimleştik. Maymunsu bir türden evrimleştik. Öyle insan olduk. Biz o maymunsu türün neredeyse bütün elemanlarını tek tek buluyoruz. Çin'den, Afrika'dan, oradan, buradan. Öyle bir üstün tür falan hiçbir zaman olmadı. 250 bin yıl evvel hiçbir zaman böyle dünyaya üstün bir tür gelmedi. Gelseler de zaten biz olmazdık. Ondan sonra ne bileyim Mısır piramitlerini bu üstün türler falan yapmadı. Normal bildiğin amele eşek orta çağın ya da hatta işte eski çağın amele eşek esirleri falan filan yaptılar. O Pisagor'un üçgenleri müşgenleri o piramitlerden çıktı. Antik Yunan medeniyeti bilmem ne falan filan. Yani bunlar basit şeylerdi. Şu anda da açıklanabiliyor her şekilde, her haliyle. Olağanüstülük yok güzel kardeşim. Ezoterist, gizlilikçi bile... Hayır, bilinmeyen hiçbir şey, her şeyi biliyoruz. Her şeyi, hepsini biliyoruz. Bilemediğimiz bir şey varsa da çok yakın zamanda muhtemelen arkeolojik bir keşifte ortaya çıkacak. Ama onun haricinde, ama bu ne demek, şu ne demek, o zaman işte orada onu demek istemiş. Abi sen oralara gittiğin zaman benim temelin fıkrası gibi sen hamsinin hoşafından başladığın zaman abi 100 bin tane yemek de söylersin. Hamsinin hoşafı olmaz abi.